kabine açıklandı, bakanlar değişti. Pek çok beklenmedik isim var. Türkiye'nin geleceğinde kimin nerede söz sahibi olacağı hakkında çok önemli kararlar verildi. Tabi tek adam rejiminde bunlar ne kadar uygulanabilir oralara da geleceğiz. Bugün yeni açıklanan kabine hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle olumlu gelişmeler oldu. Bir kere 2016 yılından bu yana kadar İçişleri Bakanlığı görevini devam ettiren Süleyman Soylu görevinden ayrıldı. Artık İçişleri Bakanı değil. Yine pek çok hareketi ve açıklamalarıyla insanın tüylerini diken diken eden Merkez Bankası'nın para kalmamasının ve bugünkü ekonomik durumun Erdoğan'la beraber en büyük sorumlusu olan Nurettin Nebati de maliyenin başından ayrıldı. Tabi burada bütün bakanlıklara değinmek mümkün değil. Bana soracak olursanız zaten Türkiye'de çok fazla bakanlık var. Bu kadar bürokrasinin mantığı yok ama benim nezdimce bugün bürokraside olması gereken ve en önemli bakanlıkları konuşacağız. Kim geldi? Neler olabilir? Öncelikle en önemli adamdan başlayalım. Mehmet Şimşek. Bu isim çok konuşuldu çünkü şu an Türkiye'nin en büyük problemi net bir şekilde ekonomi ve ekonominin başına Erdoğan'a sunduğu şart. Hükümete karşı yaptığı eleştirileriyle Mehmet Şimşek geldi. Gelir gelmez de gerçekten çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır dedi. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Şimdi bu çok önemli bir açıklama çünkü uzun zamandır, yani çok çok uzun bir zamandır hükümetin içerisindeki bir insanın hükümete karşı ya bakın biz rasyonel adımlar atmıyoruz. İrrasyonel bir ekonomi politikası izliyoruz. Bu yoldan dönmemiz lazım gibisinden net eleştiriler yaptığını görmemiştik. Mehmet Şimşek gelir gelmez şu anki mevcut düzenin saçma sapan olduğunu ve faiz sebep, enflasyon sonuçtur gibi tek adam rejimiyle giden, yatırımcıya hiçbir şekilde güven vermeyen, ülkeye sıcak para girişini tamamıyla engelleyen, güvensiz bu kurumların ve anlayışın değişmesi gerektiğini söyledi. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü Erdoğan'a belli şartlar kabul ettirebilmek bir kere bir mesele. Ve Mehmet Şimşek'in Erdoğan'a sunduğu ekonomi politikasından birkaç maddeye baktığımız zaman bunların hepsinin makul, düzgün bir ekonomi için gerekli olan şeyler olduğunu görüyoruz. Ve bunlar gerçekten de düzgün bir şekilde uygulanırsa ki Mehmet Şimşek'in bu konuda tecrübesi de var. Ülkenin ekonomik anlamda en azından birazcık düzlüğe çıkmasını belki sağlayabilirler. Tabii bu konular hakkında olumlu yorumlar yapılınca hemen muhalefet kanadından insanlar benim gibi yorum yapanları AKP'li olmakla suçladılar. Ben bunu her zaman söyledim. Eğer bir insan bu vatan için düzgün işler yapacaksa ya da yapabilme potansiyeli varsa ben o adamı üzerindeki etiketlerden bağımsız olarak desteklerim. Benim amacım ekonomiye Mehmet Şimşek'in gelmesi, Babacan'ın gelmesi, Bilge Yılmaz'ın gelmesi falan değil. Yani gariban Türk gencinin ucuza Big Mac yemesi ve bunu kim daha iyi sağlayabilir? Bunun üzerine kafa patlatıyoruz. Yoksa isimlere bağlı bir durum yok burada. Mehmet Şimşek konusuna çok uzaklaşmadan bir şeyler söylemek istiyorum. Erdoğan çok da uzak olmayan bir zamanda bu adamı suçlamıştı. Bayağı aralarında gerginlik vardı. Zaten devlette de yer almıyordu. Ve tekrardan Erdoğan denize düşen yılana sarılır misali Mehmet Şimşek'i çağırdı. Çünkü Erdoğan gibi bir adamın, "Hayır kardeşim, sen rasyonel bir politika izlemiyorsun. Ben senin söylediklerini yapmayacağım. Aha da bunlar şartlarım." gibi bir şeyi kabul etmesi çok önemli bir olay. Ama bir yandan da Erdoğan'ın buna ihtiyacı var çünkü ekonominin patlamaması lazım. Avrupa'da ve diğer çevrelerde tanınmış piyasaya güven verebilecek bir adamın gelmesi lazım ve Mehmet Şimşek bu konuda Erdoğan için önemli bir isim. 2024 seçimlerinde çok fazla kalmadı ve ekonomi bu kadar patlamazsa birazcık işleri dengelerlerse bu yine Erdoğan'ın faydasına olacaktır. Bu yüzden Mehmet Şimşek figürü ekonomide çok önemli olacak. Hep beraber göreceğiz. Tek adam rejiminde her ne kadar bazı şartlar kabul edilmiş olsa da bu söyledikleri ne kadar uygulayabilecekler ya da uygulayacaklar mı? Keza uygulamazlarsa zaten aynı gemideyiz. Hep beraber batacağız. Kabineyi biraz daha incelediğimiz zaman herhalde Erdoğan onlardan memnun kalmış olacak ki Sağlık Bakanı ve Kültür Bakanı değişmedi arkadaşlar. Yine bambaşka bir mesele Sinan Oğan yine ayın elemanı olarak kaldı. Herhangi bir bakanlık falan verilmedi. Tabi ilerleyen süreçte neler olur bilmiyorum ama Sinan Oğan'ın şu anda net bir görevi yok. MIT Müsteşarı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oldu. Bence bu da çok önemli bir mesele. Şöyle bir bilgi vereyim. 101 yıl sonra ilk kez asker kökenli bir Dışişleri Bakanı oldu. Dışişleri Bakanlığı yapan son asker İsmet Paşa'ydı. 1922 ve 24 yılları arasında. Hakan Fidan'a duyulan büyük bir güven var. Gerçekten eğitimli, kaliteli bir adam. Hakkında gerçekten çok az şey bilinen bir adam. Zaten MIT'te görev yapıyordu. Dış politikadaki pek çok önemli görüşmede Erdoğan'la birlikte yer almıştı. Ve Dışişleri Bakanı olmasında ben duyulan güveni anlayabiliyorum. Pek çok insanda şey dedi Enes zaten 2018'den bu yana bir sürü bakanlık değişti. Bir sürü yeni isim geldi. Siz gerçekten bunların değişim getireceğine inanıyor musunuz? Bir kere net bir şekilde gördüğümüz şey Erdoğan'ın 2018'den bu yana daha çıkmazda olduğu gerçeği. Yani el oynatabileceği adamlardan ziyade gerçekten kaliteli adamlarla çalışmaktan başka şansı yok. Nitelik olarak bir gelişim yaşandı mı? Evet bazı isimler daha nitelikli ama yeni gelen isimlerin de birazcık geçmişlerini incelediğimde bazılarında bir sürü skandal gördüm. Mesela Coca-Cola'yı protesto etmek için Fanta içen dönemin Tekirdağ valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı oldu. Yani bu gerçekten komedi. Tabi ilerleyen günlerde çok daha fazla şey göreceğiz muhtemelen. Yavaş yavaş aralarında tanıyacağımız insanlar var. Ben burada hiçbir şekilde %100 bir güvenden falan bahsetmiyorum. Sadece bir değiş oldu. Evet bugüne kadar çok fazla değişim oldu. Bu konuda da haklısınız. Ve biz de insanlara bakıyoruz diyoruz ki bu konuda belki umudumuz olabilir. Bakalım göreceğiz yeni kabine ülkemize hayırlı olacak mı? Bugün bunları aktarmak istedim. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.